Almanya gündemini konuşacağız dedik. Şimdi biz Almanya gündemi için hazırladığımız seçim dosyasını sizlere sunalım. Hemen ardından Artı Gerçek yazarı Ayşegül Karakülhancı ile konuşacağız. 16 yıl hükümetin başında yer aldıktan sonra artık aday olmamaya karar veren Şansölye Angela Merkel'siz Almanya seçimi 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. 60 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bu seçimde 7 milyondan fazla yabancı kökenli de sandık başına gidecek. Almanya seçimleri aynı zamanda başbakan seçimi anlamına geliyor. Başbakanlık için 3 parti aday göstermiş durumda. Bunlar Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock, CPD Sosyal Demokrat Parti'den Olaf Scholz, Hristiyan Demokrat Birlik CDU ile Kardeş Partisi Hristiyan Sosyal Birlik CSU partilerinden de Armin Laschet aday olarak yarışıyorlar. Gewählt worden ist bei 2002, da war es auch bis zur letzten Woche reichte es eigentlich nicht für dieses Zweierbündnis. Yeşiller solcu, çevreci ve barış destekçisi çeşitli gruplarla nükleer karşıtı hareketin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ekolojik, ekonomik ve sosyal bir sürdürülebilirliğin ortaya koyulması için mücadele eden bir parti olarak biliniyor. 1993 yılında eski Doğu Almanya Sivil Haklar Partisi Birlik 90, demokrasi ve çevre koruma için alternatif listesiyle birleşerek Yeşiller Partisi ismini aldı. Federal Meclis'e ilk kez 1983 yılında giren Yeşiller, Annalena Baerbock'la başkanlık yarışında ciddi bir trend kazanmış durumda. Deutschland kann mehr und wir brauchen jetzt den Aufbruch. Almanya'nın en eski partisi olarak kabul edilen CPD, 1863 yılında kurulmuş olan Alman İşçi Birliği, 1869 yılında Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne dayanıyor. Bu iki örgüt önce 1875'te Sosyalist İşçi Partisi olarak birleşirken 1890'da da CPD olarak isimlerini değiştirdiler. CPD 2013'ten beri Büyük Koalisyon'un küçük ortağı olarak federal yönetimde yer alıyor. Başbakan adayları ise Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Olaf Scholz. Er hat es auch getan als mutiger Mann. CDU ve Bavyeralı Kardeş Partisi CSU, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasının ardından nasyonal sosyalizm karşıtı insanlar tarafından mezhepler üstü Hristiyan bir parti olarak kuruldu. Partilerin temel değerleri Katolik sosyal doktrinine, muhafazakarlığa, kural ve yasalardan oluşan düzenleyici bir çerçevenin devlet tarafından sağlandığı serbest piyasa ekonomisinin savunuculuğuna dayanıyor. Federal Meclis'te CDU-CSU parti grubu ittifakını oluşturuyor. Geleneksel olarak Almanya'daki en güçlü parti olan bu iki partili koalisyonun başbakan adayı şu an Kuzey Renfesvalya eyalet başbakanı olan Armin Laschet'tir. Wir müssen doch dem, der Geld investieren will, sagen, bitte nicht da und da und da und da, sondern ein Anreiz, tu es beim Wohnen. Almanya'da yükselişte olan Die Linke, yani Sol Parti, bu yılın başında iki kadını partinin eş başkanları olarak seçerek bir yeniliğe imza attı. Sol Parti'nin yeni eş başkanları hedeflerini açıklarken aynı zamanda güçlü bir sol koalisyona da vurgu yapıyor. Almanya'nın Hristiyan Demokrat'la Yeşiller'den oluşacak bir koalisyon yerine Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller'den oluşacak güçlü bir sol koalisyonla yönetilmesi için mücadele ediyor. Üyelerinin yoksullukla, adaletle, savaşla ve faşizmle mücadele için partilerine katıldığını ifade eden Sol Parti, seçimlerde de bu şiarla mücadelesini ivme katmayı hesaplıyor. Halen muhalefette olan Sol Parti, yani Die Linke, 2017'de yapılan seçimlerde %9,2 oy oranına ulaşarak federal mecliste temsil edilmeye hak kazanmıştı. Partinin yeni eş başkanları oy oranını iki haneli sayılara yükseltmek istiyor. Son yapılan anketlere göre Doğu eyaletlerinde güçlü olan partinin Almanya genelinde en az %9 dolayında oy oranı bulunuyor. 26 Eylül'den sonraki süreci Almanya'daki seçmenler kadar Almanya'nın dış politikadaki muhatapları, özellikle de Türk devletini yönetenler merakla bekliyor. Evet, 26 Eylül'de Almanya'da yapılacak federal parlamento seçimlerini konuşacağız. Artı Gerçek yazarı demiştim ama Artı Gerçek editörü. Artı Gerçek editörü ama Gazete Duvar yazarı. Benim evet. Eksikliğimdi, kusura bakmayın. Yine aynı zamanda herhalde Artı Gerçek TV'ye de başladı. Evet. Bu TV'nin de programcısı Ayşegül Karakülhancı. Hoş geldiniz. Bu arada biz sizle konuşurken arka ekranımızda
Canlı yayınımız Süleymaniye'den devam edecek. Şehit Şükrü Serhad'ı Kandil'e götüren konvoyu canlı yayınla da izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Hemen ilk sorumla başlayayım. Bu seçimleri diğer seçimlerden ayıran, dikkatle izlenmesini sağlayan etkenler neler? Merkel'in bırakmış olması mı? Yoksa Almanya'da köklü bir iktidar değişikliği mi bekleniyor? Ya da ne bileyim, Almanya'nın dış politikasında mı ciddi değişiklikler bekleniyor? Var bir şeyler ama bunu biraz da sizden doğrusu öğrenmek istiyoruz. Çünkü çok yakından takip ettiğinizi ve önümüzdeki dönem Almanya'nın güçlü başbakan adaylarından ikisiyle de röportaj yaptığınızı biliyoruz. Ne diyeceğim bize bu konuda? Aslında bu seçimlerin tek sebebi Merkel'in iktidarı bırakmış olması ya da bir daha aday olmayacağı değil. Hani bu çok önemli bir sebep, Merkel'in bir daha aday olmayacak olması. Bu büyük bir başlık ama onun altında da tabii uzun yıllardır, yani 16 yıldır CDU iktidarı, yani Hristiyan Demokratik Birliği'nin iktidarının yıpranmış olması, Almanya toplumun artık bir değişiklik istiyor olması ve tabii çok sayıda da 2015'ten bu yana gelen göçmenlerin bir şekilde Alman toplumunu yavaş yavaş değiştiriyor olmasının etkilerini sayabiliriz. Şimdi buna detay olarak şöyle girebiliriz belki. CDU bir türlü Merkel sonrasına hazırlık yapamadı, toparlanamadı. CDU Merkel bıraktıktan sonra biliyorsunuz şu andaki Milli Savunma Bakanı, pardon, Almanya'nın Kramp-Karrenbauer'ydı. Kramp-Karrenbauer genel başkanlığı istifa etti, yapamadı. Arkasından Armin Laschet seçildi. Armin Laschet ile Baviera eyaletinin başbakanı olan CSU'nun başkanı Zöda arasında bir yarış başladı. Parti içinde çekişmeler başladı. Yani bu aslında çok uzun yıllardır Almanya iktidarı da yer alan bir partinin de çöküşünü hazırlayan sebeplerdi. Şimdi birincisi bu, çok güçlü bir parti toparlanamadı Merkel sonrası. Belki bu da aslında çok normal bir süreç. 16 yıl boyunca çok güçlü bir lider tarafından yönetildikten sonra o güçlükte bir lider çıkamadı. Halefi olacak insanlar, yani Laschet, o yükü bir şekilde göğüsleyebileceğini halka gösteremedi. Birinci sebep bu. İkinci sebep, az önce bahsettiğimiz gibi sosyal değişim, sosyal refahın Almanya'da düşmüş olması, göç, AfD'nin tabii yükselmiş olması, ırkçılığın. Bu süreç içerisinde, yani önümüz geçen AfD yıl... AfD dediğiniz Almanya'daki ırkçı Almanya parti. İçin Alternatif Partisi, ırkçı parti. Onun ikinci dönemde, aslında Merkel döneminde meclise girmiş olması, göçmenlerin gelmiş olması, bütün bunlar aslında şu andaki seçimlerin bir karar noktasına getirdi. Aslında Almanya şu anda, pandemi de buna etki yaptı tabii. Bir yıllık, bir buçuk yıllık pandeminin yükü de var. Ekonomik yükü de var pandeminin. Bu kime çıkacak faturası, onun da tartışmaları var. Yani Almanya hem dış politikada Afganistan'da verdiği karar, yanlış kararla, hem iç politikada, hem CDU'nun, yani Merkel'in partisinin toparlanamıyor olmasıyla birlikte şu anda Almanya bir eşiğe geldi diyelim. Bu seçimler için bu Almanya'nın tam bu eşikte. Sol partinin hedefi aslında sosyal demokratların, yeşillerin ve kendilerinin de içinde yer aldığı Die Linke'nin bir iktidar oluşması. Yani Almanya'daki değişim için bunu gerekli görüyor. Bir, bu iktidarın, böyle bir sol iktidarın oluşma şansı ne kadar? İki, Almanya'da seçimlerden sonra ortaya çıkacak iktidarın Türkiye boyutunu da doğrusu merak ediyoruz. Çünkü Türkiye'ye en büyük desteği veren devletlerden biri Almanya. Adeta Türkiye bu kadar ölümü, katliamı Almanya gözünü yumduğu için yaptı denebilecek düzeyde destek verdi. Onu da değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi aslında Sosyal Demokrat Parti, SPD, Yeşiller ve Die Linke'nin, yani sol partinin bir koalisyon yapma ihtimali öyle bir konuşulmaya başladı ve aslında bu biraz da heyecan yarattı. Hiç medyada görünür olmayan, aslında medya sol partiye biraz da şey uygular, Almanya'da sansür uygular. Medyada çok göremezsiniz sol parti liderleri. Bu konuşulmaya başlandığı andan itibaren aslında ortada henüz böyle bir bilgi yokken
CDU'nun elinde başka hiçbir bilgi olmadığı için, CDU'nun seçim programı çok zayıf olduğu için Sosyal Demokratlara ve Yeşillere Sol Parti üzerinden yüklenmeye başladı. Tabii Almanya'da sol demek biraz da eski DDR demek, yani komünist Almanya. Doğu Almanya demek. Biraz o oradan Sol Parti üzerinden yüklenmeye çalışıldı. Sol Parti nasıl güçlü? Oradan hem oralarda güçlü hem de biraz da oradan gelen bir partiydi eskiden, evet. Diyelim. Sol Parti de kendi içerisinde bir değişim geçiriyor şu anda. Oradan yüklenince bir şekilde Sol Parti merkeze oturdu. Ve Sosyal Demokrat Parti de ve Yeşiller de ikisi de Sol Parti ile ittifaka kapalı olmadıklarını açıkladılar. Ama burada en ilginç olan da Sol Parti'nin verdiği tepkiydi. Sol Parti de koalisyonda yer alabileceğini, buna hazır olduğunu söyledi. Aslında biraz da oradan başladı bu tartışmalar. Ve Sol Parti acil gündemle acil bir program yayınladı. Hani bazı konularda geri adım atabileceğinin sinyalini verdi. Eğer bir koalisyon yani olabilirse bir uyum programı. Çünkü hani eskiden Sol Parti çok radikal, programından geri adım atmayacak bir parti olarak görülürken onlar da biz de hazırız imajını çizdiler. Aslında bu biraz da heyecan yaratıyor. Peki. Şu anda seçim sonuçları açısından. Ama ne çok olur? Çok kısa Türkiye ilişkilerine de değinsen. Ya, Sosyal Demokrat Parti %25 oy oranında şu anda görünüyor. Sosyal Demokrat Parti birinci parti olarak çıkarsa ne değişir Türkiye siyasetinde? Aslında biliyorsunuz ki çok uzun yıllardır Sosyal Demokrat Parti Dışişleri Bakanlığı'nı yürütüyor Almanya'da. Heiko Maas uzun süredir Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği içerisinde de Almanya'da da aslında sürekli Türkiye'ye karşı frene basan, evet. Da Sosyal Demokrat Parti. Şimdi Sosyal Demokrat Parti'nin başkanlığında kurulacak bir Almanya koalisyonu Türkiye ile ilişkilerde çok radikal bir değişiklik yaratmayacaktır. Ama eğer Yeşiller ve Sol Parti olursa tabii. O zaman biraz daha insan hakları vurgusu ağır basacaktır. Orada biraz daha belki orada bir uyum sağlamaya çalışacaklar ve Sosyal Demokratlar da biraz bu konuyu gündeme getirecektir diye tahmin ediyoruz. Ama heyecanlı bir seçim, bunu söyleyeyim. Yani pazar akşamı o sandıktan her şey çıkabilir. Hür Demokratlarla da Yeşiller bakarsınız. SP'de bir koalisyonda anlaşırlar. Evet. Çok küçük bir ihtimal de olsa. Ya da CDU'yla. Çok heyecan verici bir seçim ve gerçekten Almanya şu anda ne tarafa kayacağına, yine eski sosyal yapısına mı dönecek, devletin daha güçlü olduğu, sosyal yapı, evet. Sosyal bir ekonominin daha güçlü olduğu bir yapıya mı dönecek? Yoksa liberal şu andaki haliyle mi kalacak? Onu bu seçimlerde göreceğiz. Biz de takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta Almanya'daki adaylarla da tek tek programları yapacağız. Yine alternatif gündemde biliyoruz çok güçlü Türkiye'li, Kürdistanlı adaylar, evet. Da var seçimlerde. Onların da elbette seçilmesini Kürdistanlılar, Türkiye'liler olarak arzuluyoruz. Çok teşekkürler Ayşegül Karakün Hancı. Tekrar görüşürüz umarım. Görüşürüz, tabii. Seçimlerden sonra yine size muhakkak. İhtiyacımız olacak. Evet sevgili izleyiciler, alternatif gündemin sonuna geldik. Tekrar yeniden pazartesi günü Barış Boyraz sizlerle birlikte olacak. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.